değişik soru soralım. Ona göre katılımcıların en yüksek oranında cevap %54 ikinci soru olacak. Yani ilk basamakta bir yılda tamamlanan tedavi hala gayet problemsiz yaşamını sürdüren hasta olduğu gibi bunun gerekli olacağından da hiçbir tartışma yok. Nitekim MR. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir şey eklemek ister misiniz siz? Yani evet. Aslında hocam şunu söyledi. 17 B lezyonu, TF3 mutasyonu, C48 pozitifi, C43 uzmanı yer aldı. 3 herhalde bir düzenleyecek raporları öneriliyor. 3. ayında refraktör hastalarda kullanabilir miyiz? Eğer aynı tablo relaps hastaları için de geçerli. 70 pozitifli ya da ağır zincir mutasyonu olmayan olgularda. İkinci ilk basamak tedaviye yanıtsız olmak istiyorum. Özellikle yaşlılarda kansızlık ne anlama geliyor? Yaşlıları düşünüyorum. İkincisi de Özgür Hocam'a yapay zeka ile alakalı olarak CAR-T'den söz ettiniz. Klinik çalışmalarda, yeni ilaç geliştirme çalışmalarında bazı adımların atlanmasına yardımcı olabilir mi? Öyküsü bulunan bir kişi, yanında işte varis gibi bir problemi olmuş olan bir kişi, ismini verelim mi ilacın bilmiyorum ama hepimizin aslında... Yaşlar hekimin, bir hekimin kontrolü altında kullanılması lazım. Yani aspirin de kullansanız, parasetamol de kullansanız. En basit alacağınız bir... 2017'de 50. yılımızı kutlamıştık. Bu yılda 50. kongremizi yaptık. Cumhuriyetin de 100. yaşını aldıktan sonra bunu yapmış olmamız bizi ayrıca gururlandırıyor. 29 Ekim'e de denk geldiği için bir şekilde onu da içine alacak şekilde bir plan yapmıştık. Her sene olduğu gibi bu sene de son derece yoğun bir bilimsel program vardı. Rakamlar elimizde var. Bu sene oldukça yüklü sayıda bilimsel araştırma yapılmış, bilimsel araştırma da gönderildi kongremize. Hakemler gerçekten zorluk çektiler ayı değerlendirip seçmekte. Ama 10 tane sözlü oturum yani 60'a yakın bildiri, gelen 400'den seçilenler bunlar. Sözlü olarak sunuldu, tartışıldı. Yaklaşık bir o kadar tartışmalı posterde yine poster alanlarında tartışıldı. Ama bilimsel oturumlar, uydu oturumlarıyla birlikte oldukça zengin bir programı vardı. Bu sene yine Avrupa Hematoloji Birliği ile ortak bir oturum yaptık. Orada da revaçta konulardan bir tanesi, belki sonra soru cevap kısmında da tartışırız. Bu kan kanserlerinin yeni sınıflamaları var, genetik temelli sınıflamalar. Ve eskiden olduğu gibi tek tip, yani tek bir tanı ve tek bir tedavi gibi davranmıyoruz. Bu genetik sınıflamalara göre, işte her genetik mutasyona göre farklı bir ilaç önerisi oluyor gibi, daha hedefe yönelik kişiye özgü tedaviler dönemine giriliyor, gözüküyor. Bu bağlamda Avrupa Hematoloji Derneği ile yaptığımız oturumu da akut miyeloid lösemiye ve MDS'ye ayırdık ve bu konuları tartıştık. Son derece verimli bir toplantı oldu. Özellikle hastada Şule'nin belirttiği gibi başka işte zayıflama, kilo kaybı, iştahsızlık gibi ya da dışkılama değişikliği gibi bir takım şeyler yok ise işte kullandığınız aspirine bağlı, kullandığınız kan sulandırıcıya bağlı gibi açıklamaya çalışıyoruz. Ama özellikle belli bir yaştan sonra her şeye rağmen bu hastalarda mutlaka bir kolonoskopi ya da endoskopi yapıp bakmak lazım. Çünkü şeyi riski artıyor. Sindirim sistemine bağlı kanserleri görme olasılığı artıyor. Yani farklı hematolojinin farklı alanlarında yoğunlaşmış olarak çalışan, özellikle o alanlarda uğraşan araştırmacıların, hekimlerin bir araya geldiği, işte lenfoma için ayrı, miyelom için ayrı, anemi için ayrı gibi
17.sini de yapay zeka olarak kurduk. Bugün hatta öğlen o yapay zeka bilimsel alt komitesinin ayrı bir toplantısı var, kendi bir iç toplantısı. Burada dernek olarak ulusal bazda yapay zekanın da kullanıldığı bir takım projeler geliştirip bu hem eğitim standardını hem de hastaya verilen hizmet olarak bakarsanız tanı koyma, teşhis etme, doğru kılavuzları kullanma gibi alanlarda yapay zekayı entegre edebilir miyiz diye çalışıyoruz. Anemi kansızlık demek biliyorsunuz ve kansızlık yapan birçok neden var ülkemiz açısından. Demir eksikliği bu nedenlerden biri. Bir diğeri de Akdeniz anemisi. Her ikisi de ülkemiz için bir halk sağlığı sorunu. Halk sağlığı sorunu şu demek, bir sorun ülkede toplumun %5'inden fazlasını ilgilendiriyorsa o duruma halk sağlığı sorunu diyoruz. Ve demir eksikliği bu açıdan bir halk sağlığı sorunu. Çünkü gebe kadınların %40'ı, doğurganlık çağında olan kadınların %30'u, çocukluk yaş grubundaki çocukların %40 kadarı yine demir eksikliğine sahip. Bir sorunun sık olması ve sonuçlarının önemli olması onu önemli kılıyor. Dolayısıyla birincisi sık, ikincisi sonuçları önemli. Neden sonuçları önemli? Çünkü demir eksikliği olan özellikle gebelerde sadece gebe kansız kalmıyor. Doğacak bebeği de hayatının ilk 2 yaşında demir eksikliği sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Annenin deposunu kullandığı için anne demir eksikse bebek de demir eksikliğiyle doğuyor. Yine doğum komplikasyonları dediğimiz erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi, bebek mortalitesi gibi sorunlara da annenin demir eksik olması gebelik boyunca etkili oluyor. Dolayısıyla bizim demir eksikliğini bu açıdan birincisi önlememiz gerekiyor, gebede önlememiz gerekiyor. İkincisi bebeklik dönemindeki demir eksikliğinin de son derece önemli sonuçları var. Hepimiz çocuklarımız oturdu mu, yürüdü mü, konuştu mu bunu merak, yani vaktinde olsun istiyoruz. Hatta erken olursa seviniyoruz. Ama ne oluyor mesela demir eksikliği olan bebeklerde konuşmada gecikme, gelişim basamaklarında gecikme, diğer çocuklar bir şeyleri başarmışken o başaramama gibi durumlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla gelişim basamaklarında bebeklik döneminde gecikme olduğunda yine demir eksikliğini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Okul başarısı çocuklarda düşükse yine demir eksikliğini düşünmemiz gerekiyor. Uykusuzluk problemi çeken çocuklar, hırçın çocuklar, bunların hepsi hani bize bazı küçük küçük demir eksikliğinin işaretleri olabiliyor. Yine demir eksikliği hani nörolojik fonksiyonları da olan bir durum. Yani sadece kansızlıkla ilgili değil demir. Aslında hem nörolojik hem immünolojik ekstra fonksiyonları var. Demir eksikliği olan bir çocuk daha sık enfeksiyon geçiriyor. Dolayısıyla bizim çocuk kreşe başladı, çok sık enfeksiyon geçiriyor gibi ailelerin böyle yakınmaları oluyor. Ağır enfeksiyonları değil tabii ama hafif orta şiddetli enfeksiyonları biraz daha sık geçirmelerine neden oluyor. Çünkü bizim demir al yuvarlarımızın içinde var, evet, ama hemoglobinin yapısında var, evet, bu şekliyle kansızlık yapıyor, evet, ama nötrofil dediğimiz bizim bağışıklık hücrelerimizin öldürme fonksiyonunu gerçekleştirecek enzimlere de yardımcı oluyor. Dolayısıyla hafif orta şiddetli enfeksiyonları çocukluk döneminde çocuklar demir eksiklikleri varsa daha sık geçiriyorlar. Bu da onları bir kısır döngüye sokuyor. Çünkü enfeksiyon alan çocuk yine beslenemiyor, yine demir eksikliği ve bir kısır döngü içerisinde hapsolmuş olabiliyor. Dolayısıyla çocuklara belli noktalarda özellikle demir eksikliği geliştirdiler mi diye bakmak gerekiyor. Demir eksikliğinin temel nedenleri her yaş grubu açısından bakacak olursak birinci neden alım azlığı. Özellikle nütrisyonel eksiklikler, doğru beslenmemeler, yetersiz beslenmeler. İkinci en sık nedeni kanamalar. Özellikle erişkin yaş grubunda bireylerde kanamalar daha ön plana çıkıyor. Çocuklukta daha çok beslenme yetersizlikleri ön plana çıkıyor. Tromboz dediğimiz şey aslında vücutta, damarda, atar damar ya da toplar damarda pıhtı oluşması diye kısaca özetleyebiliriz. Ölümlerin yaklaşık %25'i tromboz ilişkili oluyor. Yani pıhtı ilişkili oluyor. Bu altta yatan birçok sebebe bağlı olabilir. Özellikle kanserler, hareketsizlik, bunun dışında genetik bazı durumlar söz konusu olabiliyor. Yani aileden gelen tromboza yatkınlık dediğimiz tablolar olabiliyor. Bu durumlarda her zaman tromboz olmuyor ama yani pıhtı olmuyor ama örneğin onu artıracak faktörlerle karşılaşıldığı zaman, örneğin bir araya bir hastalık girdiğinde, ameliyat girdiğinde bu tür damarda pıhtılaşmalar meydana gelip hayatı tehdit eden tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bu
Bunlar damarda, toplar damarlarda, özellikle bacak toplar damarlarında oluşan pıhtılar, akciğere atıp pulmoner emboli dediğimiz bir tabloyla ani ölümlere sebep olabiliyor. Bunun dışında tabii ki atar damar ilişkili pıhtılar felçlere sebep olabilir. Yine kalp krizlerine sebep olabilir. Altta yatan birçok sebepler. Bazen enfeksiyonlarla aynı tabloyla karşılaşılabiliyor. İnfeksiyonlarda ölüm sebebi olabiliyor bu durumlar. Biliyorsunuz yapay zeka günümüzün popüler bir uygulaması ve birçok alanda kullanılıyor ve hayatı aslında kolaylaştırma potansiyeli çok yüksek. Peki biz hematolojide bunu nasıl kullanıyoruz ya da nasıl kullanma olanağımız var? Şimdi hematoloji deyince tabii biraz önce hocalarım anlattı. Selim ve habis hastalıklar grubu var. Habis dediğimiz yani kanserler, hematolojide özellikle lenfoma, lösemi, miyelom gibi hastalıkların tanısı çok önemli. Tanıyı koyabilmek için biz hastalarımızda bir takım hani klinik bulgulara ek olarak laboratuvar bulguları ya da işte bunun en önemlisi kemik ili ya da lenf nodu biyopsilerini alıp bunları mikroskopik olarak değerlendirmek ve bu parametrelerin hepsini toplayıp bir karara varmak, tanıyı koymak. Tanıyı koyduğumuzda biz doğru tanı koyduğumuzda doğru bir tedavi verebiliriz. Dolayısıyla tanıyı hem doğru hem hızlı koyabilmek lazım. Bu tamamen insan gücüne ve yaptığımız laboratuvar bulgularının değerlendirmesiyle toplam bir değerlendirme olacak. Burada yapay zeka devreye girdiğinde daha hızlı bir tanı elde etme olanağına sahip olacağız. Özellikle lösemilerin alt tiplerini belirlemek için sadece mikroskopik değerlendirme yetmiyor. Bununla beraber sitogenetik özellikleri, flow sitometrik özellikleri, özellikle hücre yüzeyindeki bir takım markerların günümüzde yüzlerce marker var. Yani bunların hepsini tek tek ezberebilmek bazen mümkün oluyor. Biz bunları nereden bazı cetvellerimiz, kılavuzlarımız onlara bakarak bunları değerlendiriyoruz. İşte yapay zeka bu aşamada bu parametrelerin hepsini topladığınızda, yüklediğinizde daha hızlı bir şekilde ve daha doğru bir tanıya ulaşmamızı sağlayacaktır. Ağrılı ilacı içindeki madde nedeniyle sizde kalp krizine sebep olabilir yani. Çarpıntı yapabilir. O nedenle bir defa onun bir sınırını çizmek lazım. Bütün şey ilaçlar bir hekim kontrolünde verilmesi lazım. Buna aspirin de dahil.